Merhaba arkadaşlar. Fizik dersimizin ilk haftasında fiziksel büyüklükler, birim sistemleri ve ölçmeyi öğreneceğiz. Ölçü sistemleri dünyada kullanılmakta olan iki çeşit ölçü sistemi vardır. Metrik ölçü sistemi ve İngiliz ölçü sistemi. Metrik ölçü sisteminde uzunluk birimi metredir. Metrenin ilk tanımı Paris'ten geçen Ekvatorla Kuzey Kutbu arasındaki meridyen uzunluğunun 10 milyonda biri olarak 1790 yılında kabul edilmiştir. 1889'da ise metre %90'ı platin, %10'u iridyum alaşımından yapılmış olan X kesitindeki çubuğun üzerine 6 bölü 1000 kalınlığında işaretlenmiş olan iki çizgi arası mesafedir. Ana metrenin boyu 0 santigrat derecede saptandığında üzerinden alınacak ölçülerinde aynı sıcaklıkta alınması gerekmektedir. Bu durum ise hatalı ölçümlere neden olmuştur. Bu yüzden metre boyunun daha hassas saptanabilmesi için ışığın dalga boyu esas alınmıştır. 1960'ta yapılan tanım tam olarak şu şekildedir. Kripton 86 atomunun 5D5'ten 2P10'a geçişinde verdiği ışının portakal rengi spektral çizgisinin dalga boyunun 1.650.763,73 katı olarak kabul edilmiştir. 1983'te vakumlu ortamda ışığın 1 bölü 299.792.458 saniyede kat ettiği yol olarak tanımlanmıştır. İngiliz ölçü sistemi. İngiliz ölçü sisteminde uzunluk birimi yardadır. Bir yarda 3 eşit parçaya bölünerek 1 fit, 1 fit de 12 eşit parçaya bölünerek 1 inç oluşturulmuştur. Yarda YD, fit, FT, inç ise INCH sembolleriyle ifade edilir. Bu sistem İngiltere ve Amerika'da kullanılmaktadır. Ancak ülkeler arasında ticaret söz konusu olduğundan bütün ülkelerin her iki sistemi de bilmesi gerekir. Eğer bu birimleri birbirlerine dönüştürmek istersek 1 metre 39,37 inç, o da 3,28 fit, 1 inç ise 25,4 milimetredir. Ölçme ve kontrol. Makine parçalarının istenilen boyut ve biçimde üretilmeleri, görevlerini yapabilmeleri için gereklidir. Bu nedenle teknik eleman ölçü ve kontrol aletlerini bilmeli ve üretim süresince çok iyi kullanmalıdır. Ölçme, bilinen bir birimle aynı cinsten bilinmeyen bir boyutun karşılaştırılmasına ölçme denir. Örneğin milimetre, santimetre ve benzeri birimlerle ölçüleri, derece ve dakika birimleriyle açıların karşılaştırılmasıdır. Sonuç bilinen bir birimle ifade edilir. Kontrol nedir? Geometrik şekil veya ölçülerin saptanmış değerlerle karşılaştırılmasıdır. Örneğin sabit gönyelerle açıların çatal ve tampon mastarlarla mil ve deliklerin karşılaştırılması yapılır. Ölçme sonucu sayısal kontrolde ise sonuç iyi veya bozuk olarak belirtilir. Birkaç tane temel tanımı verelim. Metroloji nedir? Genel olarak ölçme etkinliği ve bu etkinlikte bulunan cihaz, ekipman ve birimlerle uğraşan bilim alanı. Ölçme, bilinmeyen bir büyüklüğün değerini öğrenmek için bu büyüklüğü bilinen bir büyüklük ile karşılaştırma ve bir değer belirleme işlemidir. İzlenebilirlik, yapılan her bir ölçümün sonuçlarını ulusal standartlara veya ulusallığı kabul edilmiş ölçüm sistemlerine kesintisiz bir karşılaştırmalar zinciri üzerinden bağlayabilme yeteneği. Kalibrasyon, bir ölçüm ekipmanının aynı veya bir üst seviye ekipman ile uygun bir ortamda karşılaştırılması ve sonuçların dokümante edilmesi işlemidir. Doğrulama ise bir ölçüm ekipmanının belirli bir amaca uygunluğunun tanımlanmış bir yöntem kullanılarak ortaya konmasıdır. Uluslararası birimler sistemine yani SI sistemine göre tüm büyüklüklerin ölçümünde 7 temel birim ve bu temel birimlerden türetilen birimler kullanılır. Metrik sistem olarak da anılan bu sistemin birimleri ve birimler arası ilişkiler yandaki şekilde gösterilmektedir. Mesela metre uzunluğu akıma, sıcaklık olan kelvine, kandela ışık şiddetimiz uzunluğa,
Kandela ışık şiddetimiz zamana bağlı, kilogram kütleyi tanımlayan birimimiz madde miktarına ve akımın değerine bağlı olarak ifade edilebilmektedir. Bu temel birimleri teker teker incelersek, metre uzunluğa ait temel ölçü birimidir. 1 metre ışığın boşlukta saniyenin 1 bölü 299.792.458'i kadar sürede aldığı yolun uzunluğudur. UME ve birçok meteoroloji enstitüsünde metre standartlarını oluşturmak için helyum neon lazer kullanılır. Kilogram, kilogram kısaca kg ile gösterilir, kütleye ait temel ölçü birimidir. 1 kilogram uluslararası kilogram prototipinin kütlesidir. Kilogram prototipi Paris'te bulunan Ölçü ve Ağırlıklar Bürosu'nda muhafaza edilmektedir. Türkiye'ye ait kilogram prototipinin numarası 54'tür ve UME'de muhafaza edilmektedir. 1990-1993 arasında yapılan ölçümlerde bu prototipin ağırlığı 1,60234 kilogram olarak bulunmuştur. Buradaki belirsizlik değeri ise 0,7024 kilogram şeklinde ifade edilir. Saniye, saniye zamana ait temel ölçü birimidir. 1 saniye sezyum 133 atomunun temel enerji durumunda iki süper ince düzey arasındaki geçişe karşılık gelen ışımanın 9.192.631.774 periyotluk süresidir. Amper, amper kısaca büyük A harfi ile gösterilir. Elektriksel akım şiddetine ait temel ölçü birimidir. 1 amper boşlukta birbirinden 1 metre uzakta bulunan kesitleri ihmal edilebilecek kadar küçük silindirik iki paralel iletkenden geçirildiğinde bu iletkenler arasında metre başına 2 çarpı 10 üzeri 7 Newton'luk bir kuvvet oluşturan zamana bağlı olarak değişmeyen elektrik akım şiddetidir. Kelvin, Kelvin termodinamik sıcaklığa ait temel ölçü birimidir. 1 Kelvin suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 273,16'da biridir. Candela, candela kısaca küçük CD harfleriyle gösterilir. Işık şiddetine ait temel ölçü birimidir. 1 candela 540 çarpı 10 üzeri 12 Hz'lik bir titreşime sahip monokromatik bir ışık kaynağının 1 steradyanlık katı açıda sağladığı aydınlatma şiddetinin 1 bölü 383'üdür. Mol, mol madde miktarına ait temel birimdir. 1 mol 0,012 gram karbon 12 içerisindeki atom sayısıdır. Böylece temel birimleri tanımlamış olduk. Peki türetilmiş birimler nedir? Örnek verirsek Newton türetilmiş bir birimdir. Büyüklüğü kuvvettir. Birimler sisteminde sıra ifade edersek kuvvetin birimi Newton'dur. 1 kilogramlık kütleye 1 metre bölü saniye karelik ivme veren etki 1 Newton'dur. Newton'un ikinci kanunu F eşittir MA'dan kuvvetin birimi kilogram çarpı metre bölü zamanın karesidir. Diğer bazı türetilmiş büyüklükler alan metrekare, hacim metreküp, hız metre bölü saniye, ivme metre bölü saniyenin karesi, yoğunluk kilogram bölü metreküp, akım yoğunluğu amper bölü metrekare, aydınlatma candela bölü metrekare, frekans hertz, hertz'te 1 bölü zaman olarak ifade edilir. Kuvvet Newton, basınç gerilme Pascal, enerji iş Joule, güç Watt, elektrik yükü Coulomb ile ifade edilir. Potansiyel farkı Volt, elektrik direnci Ohm, kapasitans Farad, manyetik akı bir yüzeyden geçen manyetik alan Weber, manyetik akı yoğunluğu Tesla, indüktans Henry, ışık akısı Lümen, din viskosite Pascal çarpı saniye, moment Newton çarpı metre, ısıl iletkenlik Watt bölü metre çarpı Kelvin, permittivity yani geçirgenlik Farad bölü metre şeklinde ifade edilir.
Metroloji ile ilgili temel kavramlardan bir tanesi olan ölçüm, bir büyüklüğün değerinin bulunmasına yönelik işlemler dizisidir. Biraz daha detaylandırırsak, ölçülecek nesnemiz belirlenir, ölçülecek büyüklük belirlenir, ölçülecek metot belirlenir. Ondan sonra ölçülecek cihazların seçilerek ölçüm düzeneği kurulur, ölçülme işlemi yapılır ve ölçülme sonuçlarının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesiyle ölçme işlemimiz sonlanır. Ölçüm esasları, fiziksel büyüklükler nedir bunlar? Kuvvet, basınç, sıcaklık ve benzeri büyüklükler fiziksel büyüklüklerdir. Ölçüm sonucu ölçme yöntemine bağlı değildir. Fiziksel olmayan büyüklükler ise endüstride kullanılan büyüklüklerdir. Sertlik, yüzey pürüzlülüğü ve benzeri temelinde herhangi bir yasa veya kanun mevcut değildir ve ölçüm yöntemine bağlı olarak ölçüm sonucu değişir. Ölçüm yöntemleri nelerdir? Doğrudan ölçüm, termometre ile sıcaklık, terazi ile kütle ölçümü doğrudan ölçümdür. Dolaylı ölçüm, kuvvet ölçümünde F eşittir omega, o da eşittir mg formülüne dayalı bir ölçüm ile sonuca varılması. Fiziksel olmayan büyüklükler için dolaylı ölçme metodu söz konusu olamaz. Ölçüm çeşitlerinden bahsedersek, mutlak ölçüm, ölçme büyüklüğünün değerinin aynı büyüklük için belirlenmiş olan frekansa göre bulunmasıdır. Mukayeseli ölçüm, fiziksel büyüklüğün temel veya türetilmiş aynı çeşit bir frekans ile mukayese yapılarak doğrudan ölçülmesidir. Mühendislik olarak ölçümü düşünürsek, ölçme sistemlerinin temel özellikleri, bütün ölçme sistemleri 3 temel elemanı içerir. Transducer, ölçülecek fiziksel değişkeni ortaya çıkaran hassas elemandır. Ara durum elemanı, bu elemanda transducer'den alınan sinyal arzulanan duruma göre büyütülür veya küçültülür. Ara durum elemanı genellikle amplifikatör olur. Ve üçüncü eleman da gösterge kadranı veya rekord edici yazıcı elemanlar olarak sıralanır. Evet, ölçme işlemi yaptığımız aletlerin düzenli olarak kalibrasyonun yapılması gerekir. Hassas bir terazide 1 kilogram ağırlık konulduğunda terazi göstergesi 1 kilogram gösteriyorsa cihaz kalibreli demektir. Kalibreleme, var olan ilk standart ile kalibrelenmemiş olan cihazdan daha yüksek doğruluğa sahip ikinci bir standart ile ya da bilinen bir giriş kaynağı ile kıyaslanarak yapılır. Tabi aldığımız bütün ölçümler mutlak doğru değildir. Çeşitli hatalar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi gözlem hatası. Bu hata okuyucunun ölçme cihazındaki değeri okurken yaptığı hatadır. Nedeni basit yanlış okumalardır. Yani bizim bu ibreyi hafif solda ya da hafif sağda okumamız bize bir ölçüm hatası getirmektedir. Diğer bir hata skala hatası. Skala çizgisinin cihazın çalışma prensibine uygun olarak teorik durumu ve gerçek durumu arasındaki örtüşmezlikten kaynaklanmaktadır. Gösterge hatası, cihaz ibresinin gösterdiği değerden ölçülen miktarın gerçek değerini çıkarmakla elde edilen hatadır. Sıfır hatası, kullanım şartları belirli bir cihazda ibrenin daha başlangıçta sıfırdan sapması durumundaki hatadır. Yaptığımız ölçümlerde bizim bu hataları işlemimize dahil etmemiz lazım. Hatayı nasıl hesaplarız? Örnek verelim. Ölçüm cihazı bir cismin uzunluğunu 241 santimetre olarak ölçmektedir. Fakat cismin gerçek uzunluğunun değeri 250 santimetredir. O zaman biz hata miktarımızı ölçülen değeri gerçek değerden çıkarttığımız zaman bunun mutlak değeri olarak buluruz. Burada 250 santimetre eksi 241 9 santimetre olarak bulunur. Hata yüzdesi nedir? Gene aynı problem. Burada hata miktarını gerçek değere bölüp 100 ile çarparak hata yüzdesini buluruz. Yani hata miktarımız neydi? 9 santimetreydi. 9 bölü 250 çarpı 100, o da 3,6. Yani bu hatada bizim hata yüzdemiz %3,6 olarak bulunur.
Böylece ölçü birimlerinden bahsettik. Ölçü birimlerini, ölçme işlemini yapacağımız temel aletlerden ve ölçmede çıkacak hatalardan ve bu hataları bizim işlemlerimize nasıl dahil edeceğimiz hakkında kısaca bilgi edindik. Peki, ölçme tekniklerini incelersek, uzunluk ölçmede uzunluğu tanımlamak istersek belirli iki nokta arasındaki mesafe ya da fark diyebiliriz. Oturduğumuz sıranın boyu 1 metredir denildiğinde burada boy olarak kastedilen sıranın uzunluğudur. Konumuz olan uzunluğun günümüzde kabul edilen birimi metrik sistemde metredir. Diğer uzunluk birimleri ise 1 inç, 1 ayak, 1 yarda, 1 kara mili, 1 deniz mili ve bunların da metre karşılığı tabloda şekildeki gibi verilmektedir. Biz uzunluk birimleri arasında geçiş yapabilmekteyiz. Şekilde Samsun ile Ankara arası 450 kilometre. O da 450 bin metre olarak verilmektedir. Biz bunu 1609'a böldüğümüzde 279,67 mil olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir örnekte 55 ekran bir televizyonumuz varsa bu ekranın köşeden köşeye uzaklığı 55 santimetre ise inç olarak karşılığını hesaplamak için ne yapmamız gerekiyor? 0,55'i 0,0254'e böldüğümüzde 21,65 inç buluruz. Uzunluk birimleri as ve üst katları olarak sınıflandırılır. Mesela 1 metre uzunluk bazı mesafeler için kısa, bazı mesafeler için de büyük olabilir. Yani gezegenler arası uzaklığı metre cinsinden ifade ettiğimizde çok büyük bir sayı elde edilirken, atomlar arası uzaklıkları metre cinsinden ifade ederken de aşırı derecede küçük sayılar elde ederiz. Bunun için uzunluğun alt birimleri ve üst birimlerini kullanırız. Alt birimlere as kat, üst birimlere ise de üst kat denir. Mesela metrenin as katları nelerdir dersek, bunlardan bazıları desimetre, yani metrenin onda biri. Santimetre, metrenin yüzde biri. Milimetre ise metrenin binde biri olan uzunluk birimidir. Metrenin üst katlarına örnek verirsek, dekametre yani metrenin 10 katı, 1 hektometre metrenin 100 katı, kilometre ise 1 metrenin 1000 katı olmaktadır. Buradan da anlaşıldığına göre uzunluk birimleri 10'ar 10'ar büyüyor ve küçülüyor. Her bir birim kademesinde 10 ile çarpma ya da bölme yaparız. Birimleri birbirine çevirmek için yukarıdaki bir birime çevirmede bölme, aşağıdaki bir birime çevirmede çarpma işlemi yapmak gerekmektedir. Örnek verirsek 10 santimetreyi desimetre cinsinden ifade edeceğiz. Santimetreden desimetreye, yani sola doğru dönüşüm yapmamız gerekiyor. Sola doğru birim dönüşümde bölme işlemi yapmamız gerekir. Kaça böleceğiz peki? Santimetreden desimetreye bir birim kademesi var. Yani 10'a böleceğiz. O halde 10 santimetre 10 bölü 10'dan 1 desimetre olmaktadır. Peki 1856 hektometre kaç milimetre yapar? Hektometreden milimetreye sağa doğru dönüşümü yapmamız gerekiyor. Sağa doğru birim dönüşümünde çarpma işlemi yapmamız gerekir. Kaç ile çarpacağız peki? Hektometreden milimetreye 5 birim kademesi vardır. Yani 100 bin ile çarpacağız. O halde 1856 çarpı 100 bin milimetre. Onu da kısaca 1856 çarpı 10 üzeri 5 milimetre şeklinde yazabiliriz. ...252 desimetre kaç kilometre yapar? Desimetreden kilometreye sola doğru dönüşüm yapmamız gerekiyor. Sola doğru birim dönüşümde bölme işlemi yapmamız gerekir. Kaça böleceğiz peki? Desimetreden kilometreye 4 birim kademesi var. Yani 10 bine böleceğiz. O halde 252 desimetre 252 bölü 10 bin kilometre yapar. O da 0,0252 kilometredir. Uzunluk ölçü aletleri: mezura, ahşap katlanabilir metre, arazi tipi şerit metre, şerit metre gibi aletlerle uzunluk ölçülebilmektedir. Buradaki örnek soruları ve ilerleyen örnek soruları size bırakacağım. Sınavda da buna benzer boşluk doldurma soruları, eşleştirme soruları tanım olarak
ya da problem olarak karşınıza çıkacak. Ağırlık ölçme, ağırlığın tanımı. Ağırlığı tanımlamadan önce yer çekiminden bahsetmemiz gerekir. Çünkü ağırlık yer çekimi denilen kuvvete bağlıdır. Dünyamız üzerinde bulunan bütün maddeleri kendine çeker, üzerindeki cisimlere bir çekme kuvveti uygular. Elimizde bulunan bir taşı bıraktığımızda yere düşmesinin nedeni bu çekim kuvvetidir. Bu kuvveti ilk tanımlayan bilim adamınca yapılan hesaplamalara göre ayda yer çekimi dünyadakinden 6 kat daha azdır. Öyleyse 60 kilogram ağırlığında olan bir kişi ayda 10 kilogram gelir. Ağırlık birimlerinin birbirlerine dönüşümünü kısaca değinirsek 1 kilogram 1000 gramdır, 1 gram 1000 miligramdır, 1 ton 1000 kilogramdır, 1 kental ise 100 kilogram olarak ifade edilmektedir. Uzunlukta yaptığımız dönüşümlere benzer dönüşümler burada vardır. Örnek verelim. 2,5 kilogram kaç gram eder? Şimdi kilogram gramın 1000 katı olduğuna göre 2,5 sayısı 1000 ile çarpılır. Sonuç 2500 gram olarak bulunur. Diğer bir örneğimiz 14600 gram kaç kilogram eder? Alt basamak üste çıkacağımız için ve gramla kilogram arasında 1000 kat olduğundan 14600'ü 1000'e böleriz. Bu da 14,6 kilogram olmaktadır. Ağırlık ölçü aletleri. Baskül yaklaşık 150 kilograma kadar tartım yapabilen bir alettir. Terazi düşük ağırlıkları tartmak için kullanılır. Kantar ise yüksek ağırlıkları tartmak için kullanılmaktadır. Gene alıştırma soruları. Bu alıştırma sorularını da size bırakacağım. Alan hesabı yapmak. Alan biriminin geometrik biçimi karedir. Bir kenarı 1 metre olan karenin yüzeyi birim yüzey olarak alınır ve metrekare olarak adlandırılır. M üzeri 2 şeklinde de sembolize edilmektedir. Uzunluk birimlerini alan cinsinden ifade ettiğimiz zaman kilometre kare 1 kilometre kare 1 milyon metrekare olmaktadır. Hektometre kare ifademiz ise 10 bin metrekaredir. 1 dekametre kare ise 100 metrekare etmektedir. 1 desimetre kare 0,01 metrekaredir. 1 santimetre kare 0,301 metrekare olmaktadır. Benzer şekilde milimetre kare için ise 10 üzeri eksi 6 ile çarpılır. Alan birimlerinin dönüştürülmesine baktığımızda bir bilgisayar monitörünün yüzey alanı 37 santimetre kare olduğuna göre monitörün yüzey alanını milimetre kareye ve desimetre kareye dönüştürünüz. 1 santimetre kare 0,01 desimetre kare o da 100 milimetre kare olduğuna göre 37 santimetre karelik ekranımız 37 çarpı 0,01 yani 0,37 desimetre kare yapar. 37 santimetre kare büyüklüğündeki ekranımız çarpı 100 ile 3700 milimetre kare büyüklüğü ile ifade edilir. Metrik olmayan sistemlere dönüştürürsek 1 metre kare 1550,003 inç kare yapmaktadır. 10,76391 fit kare yapmaktadır ve 1,19599 yard kare yapmaktadır. Benzer şekilde diğer dönüşümleri de tabloda görebilirsiniz. Çözümlü örneklerimiz. Birinci örneğimiz 10 ar kaç metre karedir? 1 ar 100 metre kareye eşit olduğuna göre 10 çarpı 100'den 1000 metre kare olmaktadır. İkinci örneğimiz 25 yarda kare kaç ayak kareye eşittir? 1 yarda kare 9 ayak kareye eşittir. 1 yarda kare 9 ayak kareye eşittir. O zaman 25 çarpı 9'dan 225
ayak kare olmaktadır. Peki 0,5 ayak kare kaç inç kareye eşittir? 1 ayak kare 144 inç kareye eşit olduğuna göre 0,5 çarpı 144'ten 72 inç kare olacaktır. Alan hesaplarımıza geometrik şekiller üzerinden baktığımızda ilk örneğimiz kare. Karenin kenar uzunlukları aynıdır. O zaman karenin alanı kenar uzunluklarının çarpımı olarak ifade edilir. Yani örnek verirsek bir kenarı 60 cm olan kare şeklindeki kağıdın alanını metrekare cinsinden hesaplayalım. Karenin alanı kenar uzunluklarının çarpımıdır. 60 cm'yi metreye çevirdiğimizde 0,6 metre olacaktır. O zaman 0,6 çarpı 0,6 o da 0,36 metrekare olarak hesaplanır. Dikdörtgende ise kenar uzunlukları farklı olduğundan alan hesabımız uzun kenar ve kısa kenarın çarpımları ile ifade edilir. Örnek verelim. Bir kenarı 50 cm, diğer kenarı 80 cm olan bir masanın alanını hesaplayınız. Bulduğunuz değeri metrekare cinsine çeviriniz. 50 çarpı 80'den karemizin santimetrekare cinsinden alanı 4000 cm² olur. 1 cm² 0,0001 metrekare olduğuna göre 4000 cm² 0,4 metrekare olacaktır. Üçgende ise alan hesabı taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde ifade edilir. O zaman bir üçgenin yüksekliği 5 cm ve taban uzunluğu 8 cm ise bu üçgenin alanı kaç cm olur diye sorduğumuzda 5 çarpı 8 bölü 2 ifadesiyle alanımız 20 cm² olarak hesaplanır. Benzer şekilde daire için alan hesabı yaptığımızda pi çarpı r kare ifadesini kullanırız. Pi burada irrasyonel bir sayıdır. Örnek verelim. Çapı 5 cm olan bir dairenin alanı kaç cm karedir? Çapı 5 cm ise yarı çapı 5 bölü 2'den 2,5 cm olarak bulunur. O zaman alanı pi r kareden 3,14 çarpı 2,5'in karesi. O da 19,625 cm² olmaktadır. 19,625 cm² metre cinsinden 0,00019625 metrekare olacaktır. Diğer şekilleri kısaca ifade edelim. Bir yamuğun alanını hesaplarken geometrik olarak ifade ettiğimiz A kenarı, B kenarı ve yükseklik cinsinden A artı B bölü 2 çarpı H şeklinde ifade edilir. Kürenin yüzeyinin alanı 4 pi r kare ile ifade edilmektedir. Küpün yüzey alanı ise 6 çarpı a karedir. Silindirde ise bu ifademiz 2 pi r kare artı 2 pi r çarpı h şeklinde ifade edilir. Yani taban ve tavanın alanı artı yan yüzeyin alanı olarak ifade edilir. Örnek verelim. Alt tabanı 8 cm, üst tabanı 6 cm, yüksekliği 3 cm olan yamuğun alanını hesaplayınız. Yamuğun alanı A artı B bölü 2 çarpı H. Yani 8 artı 6 bölü 2 çarpı 3. O da 21 cm² olmaktadır. Bir kenarı 30 cm olan elektrik panosunun alanı kaç desimetre karedir? Elektrik panomuzun derinliği 6 cm. O zaman 6 çarpı A kareden 6 çarpı 30'un karesi. O da 5400 cm² olmaktadır. Desimetre kareye çevirdiğimizde 54 desimetre kare ile ifade edilir. Alıştırma sorularımız. Bunları size bırakacağım. Bunları da aynı şekilde sizin araştırmanızı beklemekteyim. Böylelikle dersimizi sonlandırdık. Anlamadığınız bir şey, sormak istediğiniz sorular olduğunda Mergen sistemi üzerinden yazabilirsiniz. Açılan tartışmalara yorum olarak ekleyebilirsiniz. Dersin gidişatı bu şekilde olacaktır. Herhangi bir yorumunuz, tavsiyeniz, öneriniz varsa duymaktan mutluluk duyarım. E-mail adresim burada. Mergen sisteminden de mesajlaşmamız mümkün. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.